ifadeler ve yayınlara veren ağırlık herhalde. Tamam, 1085'miş. Efendim? 1085'ten itibaren Türkiye, yani doğru hatırlamışım, 1085'ten itibaren Türkiye adı kullanmaya başlanıyor. Yaklaşık 1130'lu yıllardan itibaren de Simon Saint-Quentin bunu Avrupa'da yaygınlaştırıyor. Türkiye ismi. Evet. Sevgili seyirciler, bu hafta hava muhalefeti dolayısıyla biraz erken kapatacağız maalesef. Erken 4.30 yani. Daha 4.30'du. 6'da çıktığımız oldu bizim. 7'de çıktığımız da oldu. Efendim? 7'ye çeyrek kala çıktığımız tamam, da oldu. Tamam, hatırlatma. En son ne zaman çıktık? Şimdi, çok affedersiniz ama kapatmaya yakın bazı sorular geliyor. İnterneti efendim, kesin arkadaşlar. Sorduğunuz sorular, yani şu konuda program yapın, bu konuda program yapın diyorlar. Efendim çoğunu hakkında biz yaptık. O konularda programlar yaptık, uzmanlarını çağırdık, biz konuştuk. Yani lütfen bu programa meraklıysanız ki çok seviniyoruz bu merakınızdan dolayı. Çünkü gelen mail sayısı da bunu gösteriyor. Yani millete gelen mail, devamlı takip edin. Millete gelen mail sayısının 100 misli falan geliyor yani yaklaşık. Kaç tane geliyorlarmış bir ölevine? Yani normalde 70 mail geldiyse sevinirim. Bak çok Osman olarak. Bey ne güzel diyor Osman. Vallahi uykumuz da yok, ben öğrenciyim, okulda tatil. Ne olur biraz daha devam edin. İmtihanları vardır. Ama Osman sen evindesin. Hiç. Gerçi benim evim yakın da. Biz nasıl döneceğiz? Her an hacca gider gibi gidecek evine. Anadolu tarafına döneceğiz da hiç. Şu şey. Zaten gidemezsek döneriz, programa devam ederiz. Bu fark etmez. Efendim dükkan senin, ne demek yani. Şu mesaj meselesini söylesene, mail meselesini. Bize laf atan bazı programlar varmış galiba. Ya şimdi normalde 70-100 mail alıyorlar. 70-100 mail. Yani 70 tane 100 tane geldi mi büyük başarı diye seviniyorlar çoğu da. Biz sevabına 500 tane atalım. Atalım değil mi? Yani bir programa 70-100 mail. Ya bize 5000 tane geldi mi biz üzülüyoruz az geldi diye. Söyleyeyim. 6.917 şu anda 18 oldu. Yani 13 bugün bin, de birçok yerde elektrik kesik. 13.000 14.000 mail geldi. Geliyor elektrik kesik, tekrar edecek misiniz diyorlar. Bilemiyorum onu maalesef. Ya zaten deprem eğer önümüzdeki günlerde hava iyi olursa önümüzdeki haftalarda Celal Hoca'yı bir daha çağırır. Celal Hoca'yı çağırırız. Hı-hı. Orada daha şey konuşuruz, hem tarihi depremler hem daha detaylı. Detaylı anlaşılması. Ama bir şey de tabii ondan çok daha farklı yönlerde de yararlanırız. Felsefeye de dalırız mesela. Felsefeye dalmayız. Felsefe herkes bayılır zaten. Bence de. Türk seyircisi. Mozart ve felsefe, buldum konumuzu haftaya. Evet. 70 beyinlik. Hep beraber istifa edelim şurada. 70 beyinlik program yapacak. Yani nelik? 70 beyinlik. 70 beyinle gelmez ona. Gelmez mi? 7 tane gelsin. Sen orada otur bir de şey tartış. Eksistansiyelizm falan. Şimdi Pontus Karadeniz programı diyorlar. Schrödinger'in kedisi var mıydı yok muydu? Yani Pontus Karadeniz programı efendim yaptık. Yaptık Karadeniz. Ayhan Bey geldi. Efendim şimdi Tarık Bey, bu 1515 bin Türk esirinin İngilizler tarafından öldürülmesi bilgisini Palavra biraz daha kapsamsız, yanlış bilgisini lütfen biraz kapsamlıca açıklar mısınız diyorlar. Efendim yanlış dedikten sonra neyi açıklayalım? Öyle bir şey yok. Adamın biri uydurmuş. Bir şey atmış ortaya. Hı-hı. Gidiyor. Şu şeyi bir anlatsana kısaca. Neydi? Senin hanımına sormuşlardı Refika'na okulda öğrenciler. Gizli teşkilat neydi? Börübudun. Börübudun. Bir söylesene şunu. Ya şimdi o tarih dersinde tabii öğrenciler şimdi internetle daha hemhal oldukları için internetten öğreniyorlar. Biz baktığımızda kaç bin sayfa çıkmıştı? 700 bin miydi? 700 müydü? Şey yani evet. Börübudun'la ilgili sayfa var. Yani Türk tarihinde devleti devam ettiren gizli bir teşkilat. Yani aslında dedikleri derin devlet. Yani aynı onun gibi. Yani birisi atıyor ve maalesef şu oldu. Eskiden kulaktan kulağa yayılırdı. Şimdi internet vasıtasıyla çok daha hızlı. Herkese yayılıyor. Ve bu yanlış bilgileri ortadan kaldırmak mümkün değil. Sayın Anıl Tanış, Erhan Hoca cevabını verecek sorunuzun şimdi. Yani bu 150 bin şeyini de anlatma. Çünkü anlatamıyorum demek. Yani bu 15 bin eserde Mısır'daki kampta İngilizlerin öldürüldüğü söylenir. Tabii İngilizlerin kamplarda yaptıkları eziyetler falan var ama yani bu çapta benim bildiğim bir şey yok. Yani büyük bir katliam onu yok. Onu birisi ortaya atmış. Böyle gidiyor aynı şey. Şu kadar kişi öldürdü, şey yapıldı diye. Efendim. Şey güzeldir. Cemalettin Taşkıran mı yayınlamıştı bu esir mektuplarını, Ana Ben Ölmedim diye. Ana Ben Ölmedim, evet. İş Bankası'ndan çıktı galiba. Evet. Evet. Yani öyle güzel bir esaret şeyleri vardır.
Bir de Genelkurmay'dan çok güzel bir kitap çıktı biliyor musun? İki cilt mi, üç cilt mi ne? İngiliz esirlerin mektupları. Çanakkale'de. Çanakkale'de bize esir düşen İngilizlerin ailelerine gönderdikleri mektuplar çok güzel. Evet. Efendim Sayın Aydın Bostancı, yüzellikler konusunda program yaptık. Yaptık. Hatta espri yapmıştık. Kaç tanesini? Üç tanesini konuştuk. 147'si kaldı diye. Yaptık efendim. Şimdi Anıl Tanış soruyorlar. Buna sen cevap verirsin. Biraz önce sormuştu. Osmanlı, hayır, cevabını Erhan Hoca verecekti. Osmanlı İmparatorluğu Türk kimliğini arka planına atmıştır. Ümmet kavramının çok daha ağır bastığını düşünüyorum. Osmanlı pure bir Türk devleti miydi? Selçuklu ve Göktürk'le kıyaslarsak. Osmanlı, yani Göktürk'e gitmeyelim de Selçuklu'yla kıyaslandıysa Osmanlı Selçuklu'dan kat ve kat daha fazla Türk devlettir. Çünkü resmi dili Türkçedir. Yani Selçuklularda da Türkçe kullanılmış olmakla birlikte. Ama asıl resmi dil değil. Yani devletin her şeyinde kullanan, resmi dili kullanan Osmanlı'dır ve Türkçeyi de bir bilim dili haline getiren Osmanlı'dır. Ve burada kısaca bunu daha önce söyledik, daha sonra açarız. Bir gün bir program da yaparız. Yani Osmanlı bir imparatorluk. Günümüzdeki ulusal devletlerin, milli devletlerin anlayışını bekleyemezsiniz. Yani siz imparatorluğun 20'de birini oluşturuyorsunuz nüfus olarak. Orada Türkçülük mü yapacaksınız? Böyle bir şey söz konusu olamaz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Osmanlı bu suçlamayla karşı karşıya kaldı. Türkler geri plana atıldı falan diye, ama bu doğru değil. Bunu biz daha önce yazdık, anlattık. Evet. Bey ihtilalinin gerektiği şeydi. Bunu teferruatıyla bir gün anlatırız. Yani Osmanlılar, evet, kendilerinin Türk olduklarını biliyorlardı. Yani bu yazılan tarih kitaplarında da bellidir. Bunun haricinde kullanılan kavramlar farklıdır. Yani orada Türk derken mesela göçebeyi kastedir. Veyahut isyan etmiş aşiretlerle ilgili problemler vardır. Bunlar, yani Osmanlı Türk devletiydi. Yani yönetim mekanizması. Ama bir imparatorluk, yani daha doğrusu bir Türk imparatorluğuydu. Yani Türkiye Cumhuriyeti milli bir devlet. Yani aynı şeyi bekleyemeyiz. Evet efendim, Sayın Ümit Erdal, bazı maillere cevap vereyim çünkü çok mail geliyor. Müsaade ederseniz. O zaman kaparız. Kaparız. Yok, dedikten konuya sonra girmeyeceğiz, merak etmeyin. Sayın Ümit Erdal, Nikomedia ile ilgili program yapar mısınız? Kocaeli'nin tarihteki önemi efendim yapamayız. Çünkü o çok dar çevreli bir program olur. Ondan sonra 80 il niye bizi yapmadınız derler. Efendim? Ondan sonra... Hayır, o şekilde düşünme. Ama Bizans bir... tarihi yapacak olsak ve yani... Gene dar bir çevredir. Çünkü biz bütün dünyaya sesleniyoruz bu programla. Çin'den bile mesaj geliyor. Okum. Sayın Mustafa Kemal Öztaş. Abdülhamit döneminde iddiaçılara karşı yapılan davaya bizzat Abdülhamit destek verdiği doğru mudur? Bunu efendim kim uydurduysa o kişiyle bir daha görüşmeyin. Çok cahil. Ya Abdülhamit zamanında iddiaçılar iktidarda değildi ki. 31 Mart'ta mı diyor acaba? Yani. İçki şeyleri falan demişler. Yani Abdülhamit'in destek verdiği doğru mu? Yani arada bir... Allah Allah şimdi. Ha. Senin Askerler Darbeler kitabını okumuşlar. Darbelerin sancak sisteminin terk edilip kafes sisteminin getirilmesiyle çoğaldığını görmüşler. Tabii, doğru. Çünkü sarayda kullanılacak şehzade var. Yani daha önce şehzadelerin her biri... Diyorlar ki şehzadeler İstanbul'a göre sancakta olsaydı bu kadar çok padişah değiştirebilirler miydi? Değiştiremezlerdi. Bir de şu olmazdı tabii, padişahlar ufuksuz olmazdı. Yani bir adamı 40 sene bir yere hapseder, ondan sonra tahta çıkar. Yani ne kadar devleti yönetebilir? Yani normal bir insan gibi hayatını yürütmesi bile söz konusu değil. En büyük problem odur. Evet. Efendim Sayın Fırat Emre Yılmaz, teşekkür ederiz güzel sözlerinize. Eser adı istiyorlar, tarih. Efendim onu